Evet sevgili Gemlik Laf izleyenleri, Muhtar Firar'da bugün de Haydariye'de eski ismiyle Ercuva. Bakın cennetten bir köşe ama inanır mısınız buraya geldik ama geldiğimizde biraz pişman olduk. Şöyle pişman olduk, aşağıları çok güzel sıcacık fakat buraya geldik o kadar serin. Zaten normalde burası çok esiyor. Normalde zaten burası çok serin. Tabi bugün daha da serin olmuş. Şimdi Haydariye'ye geldik. Bakalım buradan Sultan Sofrası'na gideceğiz. Eşimize, dostumuza uğrayacağız. Sevgili muhteremiz Sevim Hanım'a uğrayacağız. Şöyle bir köyü gezeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Evet sevgili Gemlik Laf izleyenleri. Bakın bugün neredeyiz? Bugün cennetteyiz, cennette. Bugün benim de kayınvalidemin köyü Haydariye. Eski ismiyle Ercuva'ya geldik. Gemlik Laf bugün 6. bölüm Ercuva'da. Bakın masamda yok yok. O kadar güzel ortam. Fakat sevgili seyirciler bugün şansımıza yağmur yağdı. Biz Karacaali'den Kumla'dan çıkarken de yağmur yağıyordu. Acaba dedik iptal edelim mi dedik. Ondan sonra dedik dur bakalım yaz yağmuru gelip geçer dedik. Haydari'ye geldik geberdik soğuktan. O kadar bir soğuk ama yazın olağanüstü yani yazın zaten serinlik isteniyor sevgili seyirciler. İlk olarak benim de arkadaşım olur Yaşar abi, Adem abi işte benim arkadaşlarım. Onlar çok güzel bir mekan açmışlar. Doğayla iç içe, kadın eli değmiş onlara da. Sultan sofrasındayız sevgili seyirciler. Biliyorsunuz girişli açılışımızı yaptık. Şimdi sıra geldi Sultan sofrasına. Bize Allah razı olsun çok güzel yiyecekler hazırlamışlar. Şimdi ben mekan sahipleri Yaşar abi ve Adem Bey'i bir yanıma alayım. Abi buyurun biriniz sağıma biriniz soluma. Sosyal mesafeyi koruyalım Yaşar abi. Evet Yaşar abi önce seninle başlayayım. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Böyle iki arkadaş karar verdik. Köyümüzde böyle bir şey olsun. Halka hizmet için. Köyümüz çok güzel. Gittikçe tanıttık. İnsanlar mutlu oluyor. İyi fikir ettiniz. İki arkadaş kararlaştırdınız. Böyle bir şeyler düşündük. Maalesef herkes de teşekkür ediyor. Böyle bir işi açtığımıza. Çok güzel de tanıtım oldu. Sağ olsunlar herkes geliyor, buyuruyor. Sizin de sayenizde tabii. Evet Bünyemizde çok güzel sevgili memnunuz. Gemlik Laf izleyenleri biz işte ben yoktum o dönemde işlerimden dolayı. Sevgili Fevzi yönetmenim ve sevgili Umut'um arkadaşım buraya Sultan Sofrası'nın açılışına geldiler. Gemlik Life olarak açılışında bulunduk. İşte reklamlarını yaptık. Biz de koşa koşa Sultan Sofrası'na geldik. Yaşar abi iyi ki de açmışsın. Çok da güzel bir mekan olmuş. Teşekkür ederiz. Allah utandırmasın Amin. inşallah. Cümlemizi. Biz bir tanıtalım. Herkes görsün ki bu mutlu. güzelliği herkes görsün. Herkes gelsin buraya inşallah. İnşallah. Şimdi Adem benim senelerdir arkadaşım. Biraz da açık yaşıt gibiyiz. Bilmiyorum ben biraz büyüğüm Adem'i. Adem diyeyim. Sevgili Adem hayırlı uğurlu olsun kardeşim öncelikle. Teşekkür ettim. Çok güzel bir mekan açmışsın. Allah utandırmasın. Amin amin. Tertemiz pırıl pırıl tam köyünüze uygun bir mekan. Böyle bir mekan zaten lazımdı. Evet. Siz de çok iyi akıl etmişsiniz. Çok da güzel olmuş. Ademciğim nasıl gidiyor? Vallahi başta Gemlik Rab'a teşekkür ediyorum. Pevzi arkadaşıma sonra Evet. Köksal arkadaşıma muhtarımıza teşekkür ediyorum bunu tanımak için. Onun için vallahi halk için varız. Tamam. Aileler işte memnun etmek için varacak şimdi işte. Hı. Sağ olsun arkadaşlarımız var. Aşçımız var. Çok Sabah güzel. kahvaltı için. Ne istiyoruz her şey var burada. Bence yazın en gidecek yer, püfür püfür en ideal yer, serin serin. Sevgili Gemlik Life izleyenler, herkes çıksın çıksın gelsin. Evet Adem arkadaşım ve sevgili Yaşar abim sizi yerinize alıyorum. Sevgili seyirciler, işletme sahibi Müdüre Hanım Zinet Hanım'ı yanıma alıyorum şimdi. Zinet Hanım bize bir anlatsın. Bakalım neler var, neler yok, neler yeriz geldiğimizde Haydariye'de. Sevgili Zinet Hanım, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrardan. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Çok Çok teşekkür güzel ederiz, bir mekan sağ olun. olmuş. Demin de belirttim. Evet. Şimdi sevgili Zinet Hanım, misafirlerimiz kalkıp köyünüze geldiği zaman Evet. zaten çok kolay bir yerde adresiniz. Hı. Mekanınız çok da şık, serin serin. Teşekkür Ne ederim. yerler, ne içerler? Bir anlatalım kısaca. İşin açıkçası biz bu işe sadece kahvaltı olarak girmiştik. Hı. Ondan sonra serpme kahvaltı var. Sabah 8 saat 2'ye kadar öğleden sonra serpme kahvaltımız devam ediyor. Sabah 8.
Öğlen 2'ye kadar. Sevgili seyirciler, yani günün hemen hemen her saati, sabah 8'den, bakın çok erken bir saat. 8, yani daha herkes uyuyor, kargalar uyuyor daha 8'de, kimse uyanmıyor. 8'den 2'ye kadar serpme kahvaltı var arkadaşlar. Evet, devam edelim. Akabinde gözleme çeşitlerimiz var. Günün her saatinde mevcut. Akşam 7'ye kadar açız bu arada. Onun dışında biz işin açıkçası sadece kahvaltı ve çorba olarak girmiştik bu işe. Fakat öğleden sonra, kahvaltı saatinden sonra da gelen insanlar tam yol üstü olduğu için hani böyle bir atıştırmalık tarzı insanlar soruyorlar. Ne yapalım, ne yapalım? İşte gözleme bu şekilde, içli köfte var. Hemen pratik şekilde olacak, kızartıp önlerine. Ben şimdi zaten hepsinden tadacağım. Tabii tabii, mutlaka ikram edeceğiz. Sevgili seyircilerimiz, bakın elimde görmüş olduğunuz şahane işkembe çorbası. Günün her saati işkembe çorbası var mı? Tabii, işkembe ve kelle paça günün her saati var. Günlük taze olarak çıkıyor. Evet hepsi. Sevgili seyirciler, bir yanımda işkembe çorbası, bir yanımda kelle paça. Günün her saati sıcak sıcak hepinizi çorba içmeye, kahvaltı etmeye bekliyoruz. Evet Zinet Hanım, şimdi şurada içli köfte görüyorum. Evet, bir içli köftemiz var. İçli ben köfte. Ben ikram edeyim isterseniz. Ben size hepsinden tadım yapacağım. Önce biz sevgili seyircilerimize bir tanıtalım. Şimdi içli köfte biliyorsun doğuya özgü bir yiyecek. Haydari'nin hiç alakası olmayan bir yiyecek. Evet, bunu buradan birisi yapıyor herhalde. Satın almıyorsunuz yanımızda bir yerde. Yanımızda çalışan ablamız harika, kendi elleriyle yapıyor. O yapıyor yani, gayet güzel bence. Tatmak için sabırsızlanıyorum. Biraz daha şimdi hepsinin tadımına bakacağım. Evet. Şu nedir sevgili Zinet? Slor. Yani hamur ve? Hamur ve sarımsak. Evet bence de. Şimdi karşımda bir abla var. Özlem abla herhalde. Özlem abla bir yanıma gelsene. Zinet Hanım sınıfta kaldı. Bir gel ablam sen. Zinet Hanım da yanımda dursun. Ablacığım merhabalar. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz herhalde buralı değilsiniz. Ben değilim. Yani civar köylerden, tamam. Yabancı değil, Umur Beyliğim. Değil, burada beraber çalışıyoruz, beraber arkadaşlarla. Evet. Elinize emeğinize sağlık. Özlem ablam, bu nedir? O silor. İçeriğini anlatalım. Çok silor. Basit, hamuru açıyoruz. Evet. Sonra ince ince yuvarlayıp kesiyoruz. Üzerine et suyu ya da tavuk suyuyla ıslatıp sarımsaklı yoğurt ve tereyağı döküp servise sunuyoruz. Evet, çok güzel. Burada evet. Bir dolma görüyorum. O dolma aslında buraya özel bir şey değil ama müşterilerimiz çok beğendiği için yapıyoruz. Zeytinyağlı, çökelekli et ya da pirinç yok içerisinde çökelekli biber dolması, domates soslu. Evet sevgili seyirciler, ben hiç duymadım çökelekli dolma. Şimdi onun da tadımına geçeceğim. Sevgili seyirciler, bu arada sadece yemekleri anlatıyoruz. Tadımı yapmıyoruz. Çünkü ağzım doluyken konuşamıyorum. Vakit de geçiyor. Bugün öyle bir karar aldık. Şimdi ben hepsini tatmak için sabırsızlanıyorum. Klasik olsun. Gardırobumun zenginliğini söylemeyeceğim bu sefer. Şimdi ayran herhalde. Onu da burada hazır mayalıyoruz yoğurdumuzu. Yine kendimiz çırpıp yapıyoruz. Çok güzel. Evet. İçli köftemiz burada var. Burada lokumumuz var. Herkese özgü lokum. Bu her zaman var mı lokum? Oluyor burada? Evet. Tamam. İsteyenlere veriyoruz tabii ki. Poğaçalarımız günlük var, poğaçalarımız benimle. Onlar değişiyor. Hani tamam. Bazen börek şeklinde oluyor. Evet. Abla, bu gözlememiz. Patatesli, peynirli ve kıymalı 3 çeşit gözleme yapıyoruz. Kendimiz açıyoruz. Tabii arkadaşlarımız açıyorlar onu. Tamam. Hemen taze ve sıcak bir şekilde. Zaten sevgili seyirciler, özelliğimiz de hanımların kendi açması. Yani hazır değil. Çok da güzel görünümü var. Evet, mücver görüyorum. O kabak mücverimiz. Tamam. Havuç var mı içinde? Yok, ona havuç koymuyoruz ama havuçlu da olabiliyor. Bunu her zaman burada bulabiliyor muyuz? Bazı günlerde, haftanın bazı günlerinde bulabilirsiniz. Tamam. Yumurta dolmam. Sevgili seyirciler, işte olmazsa olmazımız yumurta dolmamız. Her zamanki gibi. Bunu her zaman bulabiliyor muyuz? Tabii ki bulabiliriz. Tamam. Hafta sonları dediğim gibi daha özenle hazırlanıyoruz. Şurada biber. Biber salatamız közlenmiş biberden yapılıyor. Zinet Hanım, siz çorbayı kenara alın. Özlem ablamla bir lokma börek kessin. Hem böreğin içeriğini görelim. Bu arada Zinet Hanım, ne kadar oldu açalı? 1,5 ayı doldurduk. Aa, çok iyi. 1,5 ay zaman ne kadar çabuk geçiyor. Daha dün Fevzi kardeşim buraya çekime geldiğinde dedik bak 1,5 ay olmuş bile. Evet sevgili seyirciler, ben sizin için de lezzetleri tadacağım. Şimdi dediğim gibi çok güzel, Haydari zaten çok güzel bir
köy, mahalle. İşte püfür püfür. Şu anda üşüyoruz hepimiz. İşte Temmuz'un bilmem kaçı bugün. 12'si galiba. 13'ü bugün Temmuz'un. Aşağıları cayır cayır yanarken şurada şu an üşüyoruz. Pişman oldum hırka getirmediğime. Evet. Zinet Hanım, siz bir mikrofonu tutun. Ben bir şuradan böreğin bir tadına bakayım. Başka hiçbir şeyin tadına bakmayacağım arkadaşlar. Arada bakacağım. Sevgili seyirciler, inanın anneeli değmiş gibi, annelerin yaptığı börek gibi yani. Kadınlarımız uğraşmış yapmış, ellerine emeklerine sağlık. Her şey çok güzel. Evet, sevgili Gemlik Laf izleyenler, bakın. Haydariye'mizin olmazsa olmazı. Bakar mısın, tablo gibi, resim gibi şu güzelliğe bakın. İnanır mısınız, insan Haydari hiç gelmese bile şu çilek için ne olur gelin. Gelin ve sultan sofrasını bunları tadın. Dayanamayacağım, ben bir tane alacağım. Çok güzel çünkü. Bu kadar mı güzel olur bir çilek? Bay bay. Umut! Yukarısı yufka bekliyor. Yufka, hadi bırak muhabbeti. Evet, kapıda Hülya gelinimiz bizi karşılıyor. Selamun aleyküm. Korona. Kolay gelsin. Merhaba Leyla. Nasılsınız? Korona selamı. Nasılsınız? İyiyim, siz? Çok şükür. Sevgili seyirciler, bakar mısınız şu güzelliğe? Tam böyle bir köy evi, bağ evi. Kızlar toplanmış, Musa amcamın yanına gelmişler. Çok güzel, her şey çok güzel. Leyla, kiraza geç kaldık herhalde. Evet, geç kaldınız maalesef. Olur. Allah kısmederse seneye gelelim kirazına. Bir hafta önce bitti kirazlarımız. Doğrudur, doğrudur. Evet sevgili seyirciler, hadi bir içeri doğru bir girelim. Sevgili Gemlik Laf izleyenleri, hava o kadar soğuk. Bugün Haydariye'de üşüdük. Sabah da bahsetmiştim açılışta. Fakat o kadar güzel bir yere geldik, o kadar sıcak bir yere geldik ki Musa abimin malikanesine geldik. İki kızı burada, demin de bahsetmiştim, Hülya ve Leyla. Allah bin kere razı olsun. O kadar güzel bir sofra yapmışlar ki bakın. Şimdi buradan ufak bir detay alalım. Herkes bugün sınıfta kaldı. Musa Malikanesi sınıfı geçti sevgili seyirciler. Sobamız da yanıyor, kuzinemiz de yanıyor. Evet sevgili Hülya, çok teşekkür ederim. Öncelikle bizi ağırladığınız için. Hoş geldiniz, çok sefa güzel, geldiniz. Çok güzel şeyler ağırlamışsın. Bugün baba ocağındasın. Evet, aynen. İyi yaptın. Çoluk çocuğu aldın, Karacahalli'den evet. Buraya geldin. İyi yaptın. Bir yanımda da ablası Leyla var. Leyla da beden eğitimi öğretmenimiz. O da Allah razı olsun bizi duymuş geleceğimizi. O da Leyla, sen de hoş geldin. Teşekkür tekrardan. Ederim. Siz de hoş geldiniz. Sağ çok olun. Teşekkür ederim. Çok güzel bir sofra yapmışsınız. Teşekkürler. Çok yöresel, çok görsel olarak. Şimdi Hülya, bir tadım yapmadan önce bir tanıyalım. Şimdi bu nedir? Bu sirken otu. Bu köyde. Sırf yetişiyor. Sirken otu mu? İçinde semizotu da var. Semizotu karışık. Var. İki türlü evet, sevgili seyirciler. Limonlu, zeytinyağlı. Limonlu, zeytinyağı, salata gibi bu yörenin otları. Aynen. Sirken otu, semizotu. Bahçemizde. Bunun içine yine herhalde bir detay zeytinyağı, yapabilirsiniz. Zeytinyağı, limon. İsterse bunu yoğurtlu sarımsak yoğurtlu da olabilir. Yapabilirsiniz. Şimdi ben birazdan hepsinin tadımına, detayına geçeceğim. Şimdi bir kepçe alalım Hülya. Şunu çok merak ediyorum. Bu nedir? Sevgili seyirciler, bakar mısınız şu güzelliğe? Toprak tencerenin içinde. Ürce zetyeni bu. Nasıl? Zetyeni. Cevizli tavuk, sarımsak ana malzemesi. Allah Allah. Sarımsak, şimdi onu bir karıştıralım. Bir bakalım tadına. Leyla, onun... Ay sevgili seyirciler, içinde
Tavuk eti. Tavuktan bol hiçbir şey yok. Bakar mısınız? Kişniş. Kişniş sarımsak. Var. Kinzi diyoruz biz. Sarımsak var. Çok güzel. Çörek, çörek otu. Çörek otu bir da var. Bir de erik ekşisi. Biz Koreve diyoruz. Koreve. Tamam yeterli şimdi. Yeterli. Detay alalım. Sonra onun yemeği. Tadına bakacağım. Evet. Gürcü yemeği mi? Has. Evet. Bu Gürcü yemeği. Şu mutfaklarımızın baş tacı. Evet. Bizim evde piştiği zaman düğün bayram. Evet sevgili seyirciler, kara lahana benim dünyada tek yemediğim yemek. Eşimin, eşimin, çevremin deli divane olduğu herkes. Benim eşim 24 saat kara lahanası olsun. Karacaale kara lahana partisi yapıyorlar. Evet, ve ben kara lahana piştiği zaman evi terk ediyorum. Aslında o kadar güzel, o kadar sağlıklı bir şey ama ben uysuzum kardeşim. Bende uysuzluk var. Bu yenmez mi? Bakar mısınız şu güzelliğe? Gürcü yemeklerine görüntü yok. Yani evet. Damağa hitap ediyor. Görüntü ama, yok. Ama çok güzel. Bir kaşık alalım. Şu an görüntü de çok güzel. Muhtarım sizin için görüntü önemli galiba. O yüzden mi yemiyorsunuz? Evet benim için görüntü önemli olduğu için. Bir de herhalde... Hitap etmiyor Gürcü yemekleri ama damağa hitap ediyor. Çok Fevzi'cim güzel. Herhalde zamanında bizim evde çok pişmiş. Ben bıktım mı acaba ya da... Ne bileyim aslında dediğim gibi kara lahana dünyanın en güzel yiyeceği. Ne olur kimse yanlış anlamasın. Abi ben yemiyorum yani. Ama tabii bugün şimdi tadına bakacağım çünkü... Biz düğün bayram ediyoruz. Evet, evet. Çok severiz. Bizimkiler de düğün bayram ediyor. Hı, hatta toparlanıp kara lahana günü yapıyorlar. Evet, biliyorum. Mısır ekmeğiyle beraber. Aynen. Önüne koyduk onu da mısır evet, ekmeğini. Evet sevgili seyirciler olmazsa bu da olmazsa olmazımız. Haydari özgü mısır ekmeği. Ha, vallahi kızlar yani bugün maşallah abartmışlar. Yavuz. Onun adı ne diye geçiyor? Cadi. Bunun adı Cadi. Cadi derler. Evet Gürcüler Cadi der buna. Cadi. Cadi, Padi, Pudi. Bir sürü isimleri var. Gürcüce ismi Pahali. Pahali. Evet. Şıralı lobya ama aslında cevizli fasulye. Eşili fasulye de denir. Buranın değil mi? Tabii, evet, buranın. O da has yemek. Evet. Buranın. Sevgili seyirciler bu da o lobya dediğimiz işte fasulye. Şıralı lobya. Evet. Şimdi onların hepsinin tadımına geçeceğiz. Şunu hiç görmedim Leyla. Şu cibcik makarna diyoruz biz buna. Yumurta, soğan, maydanozlu bir iç harç yapılıyor ve üstüne boca ediliyor. Zeytinyağlı yapılır ve çok güzeldir tadı. Evet sevgili seyirciler bu da hamur işi. Buna da şimdi tadına hepsine bakacağız tadına. Bu da görsel olarak da çok güzel. İçeriği ne bunun? İçeriği normal makarna hamuru tamam. Açıyorsun, kesiyorsun ve cimcik şeklinde şekiller yapıyorsun. Kaynatıyorsun ve iç harcı olarak da soğan, normal soğan, yeşil soğan da koyabilirsin. Soğan. Kuru soğan, yeşillik olan, ne? Yeşillik olan maydanoz, bol maydanoz. Yumurta, karabiber, tamam. Tuzla harç yapıyorsun. Evet. Sevgili seyirciler. O Gürcü pidesidir işte. Evet Gürcü pidesi cevizli ve soğanlı. Bunu Hülya'nın kayınvalidesi sevgili Nebahat yengem kulakları çınlasın. O da Haydariye'den benim kayınvalidem gibi Karacaale gelin gelme. İşte demin bahsetmiştik ya işte Hülya'nın eltisi kadın girişimcilerde dileğimiz var diye. Dilek her seferinde dur kayınvalidem işte Gürcü işi yapsın bundan getirin falan der. Sürekli bu Gürcülerin vazgeçilmezi. Tadı muhteşem. Çünkü çok iyi biliyorum. Hülya şurada bir şey var. Onu da o da Gürcü katmeri. Bu da. Nasıl? Gürcü tatlısı. Katmer. Tatlı mı bu? Tatlı. Tuzlu değil mi? Yok. Allah Allah enteresan. Sevgili seyirciler bakın. Şey gibi el açması cevizle şekerle tatlandırılıyor. Evet, börek şeker. Gibi yeniliyor. Börek gibi aslında. Aynen, el açması böreğe evet. Çok benziyor fakat tatlıymış. Ondan alalım yeri. Evet burada kapağını zerdemiz. Açalım. Zerdemiz var. Sevgili seyirciler biliyorsunuz zerde sadece Gemli'ye özgü bir tatlıdır. Türkiye'nin hiçbir yerinde oluyor. Başka zerde bulunmaz. Olmazsa olmazımız düğünlerimizin zerdemiz. Evet lokumumuz burada. Lokumlarımız da olmazsa olmaz. Evet olmazsa olmaz. Düğünlerimizde, cenazelerimizde, doğumlarımızda lokumlarımız. Evet. Bol zeytinyağlı, bol cevizli. Vallahi sevgili seyirciler Yavuz Malikhanesi bugün abartmış. Allah razı olsun. Sarmamız da var. Efendim? Daha da geliyor. Evet daha da geliyor. Bahçemizin yapraklarından. Çok da güzel. Dayanamayacağım. Normalde çekimle yemiyoruz. Evet. Kabak tatlımız. Bu da bahçemizden olduğu için çok buraya güzel. Getirdik. Aslında hani yöremize has bir şey değil ama bahçemizden olduğu için. Tamam şurada. O pestil
çok yapardık çok önceden. Ne pestili bu? Bu erik. Erik pestili. Sevgili seyirciler bakın bu da kabağın üstüne koymuş erik pestiliymiş bu da. Bu da çok güzel, çok değişik. Evet. Köy ekmeğimiz burada. Evet, bu mekiklerimiz, pişimiz burada. Her biri farklı şekillerde. Yok, çok sabahların vazgeçilmesi. Evet, aynen. Bunu da alalım yerine. Hı-hı. Evet sevgili seyirciler, burada evimizin annesi, bakın ne kadar hamarat. Yani hangi birini sayayım? Yok. Salçamız, domates suyumuz, salçamız, fasulye, tarhanamız, şeftali suyumuz, kiraz suyumuz. Pek her evde yapılmaz bu ama burada yapıyoruz sıklıkla. Kiraz ağaçlarımız çok olduğu için. Muşmullah sirkemiz, elma sirkemiz, hurma sirkemiz, bir de kantaron yağımız mevcut. Leyla annem her Hanım, sene bize yapar. Açmayı düşünüyor muyuz? Yok ama anneme sormalı. Belki düşünüyordur. Vallahi bence yani restoran açmaya adım adım. Ya bakar mısın sevgili seyirciler? Yani yok. Ha bize özel yapıldı desem Hülya diyor ki yok muhtarım. Köksal abi biz bunları zaten her hafta toplanıyoruz yapıyoruz diyor. Aynen. Allah eksikliğini göstermesin. Aynen. Allah anneye babaya ömür versin. Ben boşuna mı geliyorum yazın buraya? 3 ay ama maşallah ikiniz de zargana gibisiniz. Ama sizin genlerinizde var bu. Aynen. Musa abim de öyle, yengem de öyle zayıflar. Ne güzel böyle zayıf. Yiyip de zayıf kalmak ne kadar güzel. Benim gibi aynı. O da çok güzel. Sevgili seyirciler bu da... Fırında pişiriyoruz kuzine sobada. Çok köy ekmeğimiz. Evet sevgili seyirciler ne güzel böyle yiyip de zayıf kalmak. Aynı benim gibi. Ben de. Evet bugün Allah razı olsun. Bugün Musa amca ve kızları, sevgili yengem bizi çok güzel ağırladılar. Şimdi biz sabırsızlıkla sabah kahvaltı etmedik. Sultan sofrası da uğradık. Birkaç orada bir şeyler yedik. Hatta orada dedim ki ben Fevzi fazla yiyip içmeyelim. Çünkü bizi Musa abi bekliyor. Onlar epey bir hazırlık yapmış. Gerçekten epey bir hazırlık değil. Çok bir hazırlık yapmış. Şimdi hep beraber sizler için tadıma geçiyoruz. Bizimle kalın. Evet sevgili Gemlik Laf izleyenleri, yemem diyenden korkun. Hani ben lahana yemem dedim ya, vallahi kaşık kaşık yedim. Musa amcanın eşi o kadar güzel yapmış. Kızların ellerine kollarına sağlık. Bir de yanına mısır ekmeği de yedim. Hiç bak eşim duysa sen ne oldu sana hiç yemediğin şeyler dermiş. Şimdi bir Musa abimizin amcasının kızı varmış. Ona geldik. Merhaba teyzeciğim. Merhaba. Nasılsın? Hamdolsun iyi. Sizi gördük daha iyi olduk. Allah iyilik versin. Bugün Muhtar Firar'ı sizin köyünüze geldi. Evet. Güzel Haydari'ye, eski adıyla güzel Ercuva'ya geldik. Evet. O sizin güzel tatlarınızdan tattık. Afiyet olsun. Yedik. Afiyet olsun. Buralısın. Evet. Buralıyım ama Gemlik'te evliydim. Gelin gittim buradan. Evet. Annem babam bir yer bıraktılar. Tekrar buraya geldik. Ay ne güzel. Benim kayınvalidem de buradan gelin gelme Karacaali'ye. Öyle mi? Hatice Aslan. Aslanlardan. Ben kayınvalidem benim. Evet tanımam Ömer lazım. Ömer Aslan, Hüseyin Aslan, biliyorum. Remzi Aslan rahmetli. Evet. Hüseyin Aslan. Bir sürü maşallah aslanlar evet, çok. Aslanlar çok. Evet benim kayınvalidem de Nebahat teyzem de işte bu köyden gelin geldi. Hülya'nın kayınvalidesi. Hülya'nın kayınvalidesi Nebahat teyze. O da bir ara sıra böyle yemeklerden yapıyor. Onun ellerinden de tadıyoruz. Kayınvalidem de sürekli yapıyor yemeklerinizi. Teyzeciğim çocuklar yanında mı? Çocuklar hepsi Gemlik'te işleri var. Ben de Gemlik'teydim. Şimdi beyim emekli olmuştu. Geldik buraya. O vefat etti. Allah rahmet eylesin. İki sene Allah doldu. Üçüncüden gidiyor. Ben tamam. Yalnızım ama çocuklar bırakmıyor. Tamam. Zaten Gemlik bir adım şuraya. Evet. Yazın oturuyorum, kışın gidiyorum. Köylerde ne değişti teyzeciğim? Köylerde eski muhabbet yok. Gençler kendi şeyinde,
Onlar daha bir değişik. Herkes kendi havasında, evet. Herkesin elinde. Telefonlar var. Muhabbetler azaldı. Evet. Ama komşuluk devam ediyor. Ne güzel. Ben memnunum. Benim köyüm çok güzel. Evet. Yani komşularım iyi, arkadaşlarım iyi. Allah bozmasın, Allah daim etsin. Düğünler değişti mi? Bayramlar, gelenekler, töreler değişti mi? Çok değişmedi. Devam ediyor ama biraz tabii ki değişiklik oluyor. Önceki şeyi yok. Dünya yani. Değişti çünkü. Dünya değişti. İnsanlar nasıl değişti? Evet. Doğru. Muhabbet azaldı. Evet. Gidip gelme azaldı. O da televizyonlara çok, telefonlara çocuklar şey yapıyor. Ekip biçiyor musun bahçeni? Tabii bahçem var. Aynen. Yapıyorsun. Allah ömür versin inşallah. Evet. Oyalanın bahçeninde. Dünyanın en güzel şeyi. Meyvelerim var, doğal şeftalim var. Gelin buyurun yiyin şeftalim. Allah razı olsun. Evet sevgili Gemlik Laf izleyenleri. Şimdi tabii daha köyün diğer yerlerine gideceğiz çekim ama inanır mısınız? O kadar güzel, huzur dolu bir yer ki burası. Ayrılmak istemiyoruz buradan ama çok da güzel. Mecburuz, işimiz yapmak zorundayız. Evet tekrardan Musa abime, Yavuz ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel ağırladılar, çok güzel tatları tattırdılar. Kızların, yengemin, herkesin eline sağlık. Bizi izlemeye devam edin. Evet sevgili seyirciler, karnımız doydu. Ama ruhumuz aç. Şimdi Leyla kardeşim de ruhumuzu doyuracak. Hadi buyurun. İndim dere ırmağa oynan ayda, cilveli oynan ayda. Zeytin dalı kırmağa oynan ayda, cilveli oynan ayda. Geldim seni almağa oynan ayda, cilveli oynan ayda. Başların ağlama. Başladın ağlama oynan ayda, cilveli oynan ayda. Aydana oynan ayda, 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 oynan ayda, cilveli oynan ayda. Alkış. Evet, karnımız da doydu, ruhumuz da doydu. Leyla ağzına, teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili seyirciler, demin de dediğim gibi ayrılmak istemiyoruz ama mecburuz, ayrılmak zorundayız. Evet şimdilik Musa abinin malikanesini terk ediyoruz. Meydanda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Sevgili Gemlik Laf izleyenleri, bakar mısınız? Bakar mısınız? Geberdim! Soğuktan, Temmuz'un bilmem kaçı bugün, 12'si, 13'ü. Fakat Haydari'ye... O kadar soğuk, anlatamam. Bir yandan esiyor, bir yandan yağıyor. Fakat biz çekimlere devam ediyoruz. Gelmişken yolcu yolunu bırakmamak lazım. Şimdi ağır ağır Halit Paşa Mahallesi muhtarı Seyum annemin evine doğru ilerliyoruz. Onun da burada yazlığı var. Gelmişken ona da uğramadan olmaz. Bizi izlemeye devam edin.
Evet sevgili Gemlik Laf izleyenler, demin de dediğim gibi Halit Paşa Mahallesi muhtarı Sevim Hanım, Sevim annenin evine geldik. Orada şimdi çekip yapıyoruz. Onun da yazlığı Haydariye köyünde. Tabi Haydariye gelmişken Sevim anne uğramadan olmaz. O da bizi kapıda bekliyor. Anneciğim. Selam. Hoş nasılsın geldiniz. Sevim Hanım? İyi. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Sevim anne nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Allah iyilik versin. Bugün Muhtar Firarda'nın 6. bilmem kaçıncı bölümünü çekiyoruz. Çok sizin güzel. Sizin köye geldik. Senin de yazdığın var burada biliyorum. Ben de seni karşılamak, sizleri anam, havaya için. Da bak. Ne havaya denk geldi. Evet tam gününü seçtiniz yani ha. Sevim anne. Allah'tan bu da ne Allah'tan yapalım. Allah'tan doğru yani, söylüyorsunuz. Aşağıları doğrusu. Yanıyor dedim. Buraya çıktık geberdik soğuktan. Bir de hazırlıksız buyurun geldik. Buyurun içeri kameraya. Hadi bakalım. Şey. Kameraman bey. Kameraya geçelim gel. Ha bu ne ki? Yerim uykuyla barıştı sanma. Sen gittin gideli dargın sayılır. Gözlerim uykuyla barıştı sanma. Sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana. Her iki cihanda gül kana kana. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Seninle cehennem. Evet ben gerçekten bugün hazırlıksız geldim. Bugün de sanki Mart'ta mıyız, Ocak'ta mıyız, Şubat'ta mıyız vallahi anlayamadım. Yani bakın nasıl esiyor şu an. Mısır tarlasındayım. Mısır toplamaya geldim. Fakat ne mısır toplanacak gibi ne sebze toplanacak gibi. Çok soğuk bugün. Haydariye'nin zaten özelliği soğuk olması ama bugün daha bir soğuk sevgili seyirciler. Hepinizi bekliyoruz. Çıkın çıkın bunalan, sıcaktan bunalan. Çıksın çıksın Haydariye'ye gelsin. Herkesi Haydariye'ye bekliyoruz. Şu serinliğe bekliyoruz. Şu yeşilliği herkesi bekliyoruz. Evet sevgili Gemlik Laf izleyenleri. Yedik, içtik, gezdik, tozduk ve çok üşüdük. Allah razı olsun. Sevim annem hemen hadi eve gelin dedi. Şömineyi yaktı. Şimdi Temmuz'un 13'ünde şömine başındayız. Evet. Sevim anne, şimdi bu köylüsü. Ben bu köylüyüm. Abim burada doğmuş. Abimden sonra babam midesinden rahatsızlanmış. Ayrılmış babamlar 8 kardeş. Maşallah. Babam ayrılmış. Gemlik'e yerleşmiş. Ben Gemlik'te doğdum. Ama gelip gidiyorduk tabii köye. Evet. Üst taraf. Buralar hep dedemin. Şu arkadaki evler, buraları hep dedemin. Dedem vermiş işte amcamlara. Bize başka bir yerden verdi. Biz buraya amcamın oğlundan satın parayla aldık. Satın sonra aldık. Enişten buraya bu villayı inşa etti. Villayı. Ay kendi çok projesi. Zengindir kendisi. Kendi projesi. Ha ne güzel. Yazları geliyorsunuz buraya. Yazın devamlı burada kalıyoruz. Buradan işe gidip geliyoruz. Hı. Öyle güzel bir hayat yaşıyoruz köyde. Allah bozmasın inşallah. Havası güzel, havası güzel, her şeyi dört dört evet. Buranın. Bugün biraz soğuk oldu. Bugün evet bugün. Bugün biraz fazla soğuk oldu sevgili seyirciler. Bugün şansı öyle oldu. Ne neyse ısıttım ben sizi işte. Bu da bizim işte kısmetimiz şömine. Demiş. Evet şöminemizi yaktık evet. Şükürler olsun. Oh sıcacık. Evet sevgili seyirciler buradan Sayım Anne'nin mil villasından... Su düşen şelalesine gidecektik. Tabii Haydari'ye gelmişken su düşen şelalesine gitmeden olmaz. Fakat hava şartları inanın o kadar kötü ki bir yandan yağmur yağıyor bir yandan esiyor. Orası da çok soğukmuş. Yollarda çamur olduğu için biz pek güvenemedik kendimize. İnşallah başka bir zaman, başka bir zaman diliminde, başka bir zamanda inşallah orayı da sizlere göstermek umuduyla. Çok canım sıkılır.
Evet, sevgili atamızın da dediği gibi köylü milletin efendisidir. Fakat artık köylü mü milletin efendisi, millet mi köylünün, artık anlayamadık. Köylü çok zor durumda. Köylü üretemiyor artık. Eskisi gibi üretemiyor köylü. Ha, Haydariye'de insanlar kendi bahçelerine ekiyorlar, biçiyorlar. Ama sadece kendilerine göre satış yok. Çünkü maliyet çok. Ya her şey pahalı. Vallahi Allah herkese yardım etsin. Bilmiyorum. Gezimize devam edelim. Buyurun. Yeah. Meşhur olduk artık, meşhur. Dayım nerede? Dayı şimdi buradaydı, dışarı gitti, o yana gitti. Hayvanlar var mı yenge? O yanlarına doğru, hayvanlara doğru gitti şimdi o yana. Kaç tane hayvan var büyükbaş? Ne bilemem, ben sonuç saymadım. Bir sürü maşallah. Yok pek, onlar da kalmadı. İnen biri de kayboldu, pızasına gelmedi. Vallahi vurdular mı seteneklerde, çaldılar mı, bir şey oldu. Sen iyi misin yenge? İyi değilim valla. Ne ben oldu? De, hastayım ben. Aman hastasın, hastasın. Bu kim? O kameraman. Hadi ya. Beni bunu ne tutuyor? Benim resmi almam. Almıyor. Ben röportaj. Bana bak. Arzu dedi ki yengemi çekinle dedi. Hadi ya. Hani Arzu nerede? Çeksene. Çekiyorum ben. Çekiyorum. Almadı resmi. Bana bak. Arzu hatıra. Kalk. Bana bak. Arzu dedi yengemi hatıra çekinle dedi. Değil. Tamam, vallahi. Çek. Başım da çık. Açık olsun, onu Arzu'ya gösterelim. Gözükmüyor, karanlık ya arkası, gözükmüyor. Arkası karanlık gözükmüyor. O saçını ne güzel boyamış. Burada, bak ne diyor sana. Saçları ne güzel boyamış diyor. Bu bunun karısı. Karısı mı? He, yeni evlendirdik bunları. Bu evde kaldı, kimse almadı onu, bu aldı. İşin gücün dalga geçmek ya. Ay, o da anladım. Saadet yengen burada mı? He, yarın gelmeye gidecek yine dalı. He, iyi. Oğlanlar geliyor mu? Benim mi? He. Oğlanlar çalışıyor. Ufak burada işte, geliyor gidiyor. Erdoğan burada. O da gemliğe gitti işte. Orada samanlık yapalım. O mu bakıyor hayvanlara? Geliyor işte, hayvanlar da kaçıyor. Tamam yenge. Biz de bir samanlık yapalım dedik işte şuraya. Çık, giriyormuşsun, sıra inin. Olur yenge, sıra gelir. Çok yaptıran yok. Olur. Hadi dayıma selam söyle çok, değil mi? Çocuklara da. Siz ne zaman geldiniz? Biz sabahtan geldik. Nereye köyü böyle dolaştık, çekim yaptık. Vallahi yengeme de uğrayayım bir dedim. Allah senin elini yümesin var. Ya yaştan da mı onu hiç ya? Ben 50 yaşındayım yenge, az mı? Kaçsın sen? 67 doğumluyum, 52 oldum, 52! Arzu? Arzu daha ufak, Arzu 45. O küçük sende. O küçük daha benden, tabii. Anlat bakalım, başka ne yapıyorsun? Vallahi ne yapayım yenge işte. Bu da ne iyi garibi. Ne iyi görüyorsun ulan. Yüzü gülüyor. Senin gelinlerin de çok güzel yenge. İkisi de maşallah. Bu da güzel. Çocukların da gelinlerin de çok iyi senin de. Bu ne güzel garı bak. Bu güzel işte bunu. Hoşuma gitti. Bu boya her tarafı boya. Yenge. Bunu bir yıkasan sulan, her tarafı boya bunun aka. Bana bak. Takma. Hadi Allah'a emanet ol. Hadi görüşürüz, siz de Allah'a emanet olun. Sağ ol. Çok selam söyle. Tamam, şu kapıyı kapatayım. Evet sevgili Gemlik Laf izleyenleri, bir programın daha sonuna geldik. Bugün Haydariye'deydik. Çok üşüdük. Şömine başında oturduk, kahvemizi içtik. Çok güzel yemekler yedik. Sağ olsunlar, bizi çok güzel ağırladılar. Şimdi programımızın sonuna geldik. Ağır ağır programımızı kapatıyoruz. Haftaya başka bir köyde, başka bir mahallede buluşmak dileğiyle. Ne olur YouTube kanalımıza abone olun ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Saygılar, sevgiler. Çok canım sıkıldı.